İyi misin? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Gerek olmadı. Ne oldu? İyi misin? Hasiren abla. Nehirle bir tur atıp dönecektik. Karanlıkta fark etmedik. Seni şikayet edeceğim çocuk. İyi misin? Bir anda vurdu. Çok acıyor. Teşekkür ederim Poyraz abi. Bana değil İdil'e teşekkür etmen lazım. Ya sen rica etmesen İdil şikayetini asla geri almaz. Çok sağ ol. Bak bir daha ehliyetini almadan araç kullanma, tamam mı? Tabii bir de izinsiz kimsenin aracını alma. Ateş, sen hiç böyle şeyler yapmazdın. Esti işte. Yine gel, tamam mı? Hadi yat, gelmiştir, biz gidelim artık. Hoşça kal Melis. Mesaj açarım, tamam mı? İdil'le konuştuğun için teşekkür ederim. Senin için yaptım mı sanıyorsun? Yanılıyorsun. Git hadi, ben buradayım. Bak, ateşin aklının ucundan öyle araba çalmak falan geçmez. Muhtemelen sen girmişsindir aklına. Yanılıyor muyum? Anneme söylemeyeceksin değil mi? Deniz bir oyuncu kuzen değilim. Hadi geç kalmadan koş çabuk. Ateş! Kendisini depresyon arkamı teklif ettin. Abi bir dinle bak, bak özür dilerim gerçekten. Yani ben olaylar patlamadan sadece bir gün önce öğrendim. Bir an tereddüt ettim, biliyorum etmemeliydim, haklısın ama yani... duyarsan ortaklığı bitirirsin, ne bileyim kredi riske girer diye ben söyleyemedim abi. Oğlum bunları sen niye düşünüyorsun ya? Bırak da ben düşüneyim bunları. Bakın herkese söylüyorum, bundan sonra kimse benim adıma karar almasın. Ne oldu? Hı? Haziran iyi niyetli yalan söylerken onu veto ettiniz. Şimdi? Şimdi de ben seni veto ediyorum. Burak! Evet. Bu tişörte beyaza servis yok. Hadi devam ki. Buyurun, afiyet olsun. Temizlik malzemeleri bitmiş. İyi git al o zaman. Ben nasıl gidip alayım? Adada bana bir tane sakız bile satmıyorlar. O zaman adadan git. Gitmiyorum, tamam mı? Gitmiyorum. Ha bir de şımarık çocuk gibi tepin istersen burada. Bak, sen isteklerini böyle çocuk gibi yaptırmaya alışmışsın ama bana sökmez bu. Seni seven insanlar yapar onu. Ben 15 yaşımdan beri kimseye şımaramadım. İyi tamam, ben alırım malzemeleri. Babaanne ne yapıyorsun burada? İdil evi terk etmiş. Birkaç gün burada kalacak. Ne olmuş ki? Kaç gün kalacak mıymış? Değil mi? Küçük, hastanede misin? Ha? İyi tamam, benimle konuştuğunu çaktırma istersen. Ya bu İdil evi terk etmiş. Poyraz'da kalacakmış.
Ya günlerce gecelerce dip dibe ya, düşünsene. Ya benim şu an evi yıkasım var. Yok, yok öyle bir şey yapmam tabii ama... Müşteri mi geldi? İyi, iyi insan müşteriyle ilgilen. Tamam işine bak hadi. Kalacak ya, ne demek kalacak? Babam beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Son zamanlarda o kadar çok hayal kırıklığına uğradım ki... ...konuda beni uzman sayabilirsin. İdil, şimdi sevdiğimiz bir insan... ...onu gözümüzden düşürecek iğrenç bir şey yaptığında hayal kırıklığı diyoruz ya... ...senin babanın yaptığı gençlik aşkına tekrar aşık olmak... ...bence buna saygı duyulur. Duymuyorum asla. Kabullenemiyorum böyle bir şey. Kabullenmeyeceğim. Asla. Çöpe atmak için çıkmıştım da. Siz ne yapıyorsunuz bu saatte? Zorba uysuzlandı ya. Hiç böyle de yapmıyordu. Gezmek istedi herhalde. Akıllı zorban benim. Aferin sana, tamam mı? Aferin sana. Sen hep böyle sahibini gezdirmeye çık. Sen niye bu kadar sevindin? Zorba için. Yani siz böyle gezin. Hatta böyle sabaha kadar gezin. Hiç gelmeyin. Biraz tadını çıkarsın. Bütün gün burada sıkılıyor yalnız başına, tek başına. Olmaz böyle. Siz gezin hadi. Gezin hadi, gitsenize. Hadi. Gel oğlum. Hadi zorba. Hadi bakalım. Sabaha kadar da gelmeyin. İyi eğlenceler. İyi gezmeler. Hadi bakalım zorba. Aferin. Aferin. Fotoğraf mı unutmuşlar? Evet. Tamam, sen nehire söyle, bıraksın müşteriyi. Müşterinin değil abi. Ver bakayım şunu. Hani siz geçen bir tartışmıştınız ya abi. En son ondan önceki gün temizlemiştim ben kabini. Nerede Azir'e? İnşallah. Toprakla uğraşması çok zevkliymiş. Şimdi bunları buraya dikeceğim. Sonra kök salmalarını izleyeceğim. Bir gün burası onların da evi olacak. Sonra da çiçek açacaklar. Azir'in. Sen şimdi... Nasıl olsa buradan gideceksin, bunları düşünme falan diyeceksin, beni gıcık edeceksin. Ama öyle değil. Baksana şuna. Kökleri ne kadar zayıf duruyor. Ama buraya tutunacak. Tıpkı benim gibi. Benim onlar.
Bana ciddi olmayalım dediğin gün kabinde çekilmiş. Ben fotoğraflarının çekildiğini bilmiyordum. Bana ciddi olmayalım, profesyonel davranalım dedin ya. Madem bu kadar üzülüyordun, niye öyle söyledin? Sana söylediğim sırların ağırlığının altında üzülüyordum. Yani sırların olmasa başka bir cevap verecektin. Evet. Ben buraya geldiğimden beri sadece... sadece tek bir yalanımı temize çekebildim. Yalan ağacının üstünde güzel çizilmiş bir cümle vardı. Niye söylüyordun? Haziran, yeni hamleni mi anlatıyordun Poyraz'a? Ne hamlesi? Otelin üçüncü ortağını bulmuşsun, gözün aydın. Sen niye böyle bir şey yaptın? Ben Haziran yalan söylemeye başlamadan hemen anlatayım. Otelin üçüncü ortağını buldu çünkü hisselerini satın alacak. 3/2 otelin sahibi olunca da seni attıracak herhalde otelden, bilemiyorum. Hayır, ben asla öyle bir şey yapmadım. Niye görüştün o zaman? Ben görüşmedim, tamam mı? Annem görüşmüş. Zaten duyunca ben sinirlerim tepeme çıktı. Poyraz... Benim niye bundan haberim yok peki? Ya çünkü duyunca sinirlenmenden, kızmandan korktum ama izin ver şimdi açık... Şimdi kızmayacağım mı sanıyorsun sen? Ya tam sana güveneyim diyorum, tam inanayım diyorum. Yine sakladığın bir şey ortaya çıkıyor. Sen söylesene bana. Ben artık sana nasıl güveneyim Haziran? Poyraz. Abi çiftliğe uğrayacağım demiştin, eğer gidemeyeceksen... Yok, gidiyorum şimdi. Poyraz lütfen. Poyraz seninle konuşmak istemiyor. Rahat bırak artık onu. Asıl sen bizi rahat bırak. Başaramayacaksın. Neyi? Sen gayet iyi anladın. Poyraz! Poyraz Ali Özgür! Ya sen lafını söyleyip öylece çekip gidemezsin, tamam mı? Benim de cevabımı dinleyeceksin. Ya ben kendi yaptığım hataların sorumluluğunu üstlendim, onlardan kaçmadım. Ama annemin yaptığı hataların cezasını bana ödetemezsin. Doğru. Senin faturan kabarık zaten, değil mi? Ya yeter ya, yeter. Ben artık senin güvenini kazanmak için ne yapayım? Bana onu söyle ya, ben ne yapayım onu söyle. Hiçbir şey yapma, tamam mı? Hiçbir şey yapma. Ne yapalım o zaman, ha? Ne yapalım, böyle kırık dökük bırakalım mı? Böyle mi bırakalım? Yapıştırınca eskisi gibi mi olacak sanıyorsun? Böyle kalsın bence. Ben senin için özel biri olduğunu sanmıştım. Sen benim için özel falan değilsin Haziran. Hatta benim umurumda bile değilsin. Görmeden gitti. Belki de İdil'in yanına gitmiştir ha. Ne dersin? Ha bu arada İdil demişken, benim hayatımla beraber o kızcağızın umutlarını da mahvettin. Beni adaya sen gönderdin, tamam mı? Sen gönderdin. Ben nereden bileyim senin her şeyi mahvedeceğini? Nereden bileyim? Neden işini bitirip hemen dönmedin ha? Neden işini bitirip... Haziran! Zaman
geri alabilsem her şey farklı olurdu ama olan oldu işte. Bırak şimdi, bırak diyorum sana. Şu halime bir bak. Hakan! Hah, işte kahramanımız da geldi. İyi misin? İyi, şimdilik bir sıkıntı yok. Bırak şunu, sakin ol. Ben sakinim Poyraz. Ben gayet sakinim. Ensesinden tutulup da denize atılmış biri için gayet sakinim. Sen bu kıza aşıksın. Hem de bayağı bayağı aşıksın. Çocukluk arkadaşını silip de Haziran'ı affettiğine göre... ...sonuçta ikimiz de aynı suçu işledik değil mi? Sen bu kıza gerçekten aşıksın. Ben senin gibi bile bile kötülük yapmadım, tamam mı? Kes sesini. Ben Haziran'ı affetmedim. O da defolup gidecek bu odadan. Çocukluk arkadaşımla beraber hayatımın aşkındaki ispatım diyorsun. Ya ne aşkından bahsediyorsun sen? Aşk falan yok. Ben bir ara öyle sanmışım. Gerçek yüzünü görünce nefret ettim ondan. Ya ben keşke var ya, keşke bilançoları aldığımda arkamı dönmeden basıp gitseydim. Sen niye sana iyilik yapıp duruyorum ki sanki, ha? Ha, sen bana iyilik yaptığını sanıyorsun yani. Evet, ben sana iyilik yapıyorum, tamam mı? Ayrıca ben özelim, tamam mı? Sen özel değilsin. Ben özel değilim. O zaman niye peşimde koşuyorsun affedeyim? Ben senin peşinde falan koşmuyorum, tamam mı? Ben kendimi affetmenin derdindeyim. Ya, tamam, kes, tamam. Ya sen kes. Ne halin varsa gör. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Önemli bir şey yok. Ya ne demek iyiyim? Yaralanmışsın. Sen iyi misin? Ha? İyiyim, önemli bir şey yok. Ya ne demek önemli bir şey yok? Ya tamam, sıkıntı yok diyorum. Polisi arayalım. Alo, iyi günler. Sandal Ağacı Otel'den arıyorum. Bir saldırı oldu da yaralanma var. Evet, tamam, bekliyoruz. Haziran'ın yarısı çok derin miydi? Bilemiyorum. Sabit durur musunuz? Poyraz Bey lütfen. Ben bir Haziran nasıl bir görmem İkisinizi lazım. İkisinizi attıktan sonra ben size haber vereceğim zaten. O kadar beklemem, hemen geliyorum. Ne yapıyorsunuz? Tamam, tamam, yeter bu kadar. Ben Poyraz'ın iyi olduğundan emin olup döneceğim. Önce pansumanınızı bitirmem lazım. Ya tamam, dönünce bitirirsiniz. Olmaz. Siz hiç aşık oldunuz mu? Ha? Olmamışsınız. Önce beni anlarsınız. Ben Poyraz'ın iyi olduğunu görmeden, yarasının ciddi olmadığını görmeden burada duramam. Haziran! Poyraz! Poyraz! Poyraz, buradayım. Bakayım bacağına dikiş attılar mı? Boş ver şimdi, senin kolun acıyor mu? Şimdi acımaya başladı. Ben sorunca mı acımaya başladı? Hayır Bay Duygusuz. Seni merak ettiğim için kolumun acısını unutmuşum. Şimdi hatırladım. Ama sen de beni merak etmişsin. Öyle oda oda Haziran diye beni arıyordun. Yok. Yok öyle bir şey. Ben tanımadığım biri olsa bile merak ederdim bu durumda. Seninle alakası yok yani. Hı hı. Hemen havalanma diyorsun yani. Aynen, aynen öyle. Orada... Hakan beni tutarken söylediklerin yalandı değil mi? Hangi söylediklerim? Hani Haziran benim için özel değil diye bağırdın ya. Sırf Hakan'ın dikkatini dağıtmak için, beni kızdırmak için de değil mi? Sen peki? Sen bayağı orada... ...benim için özel değilsin diye bağırdın. Yalandı değil mi? Doğru muydu? İdil! İdil, Poyraz değil mi? Ay. Allah'ım, cevap da vermiyor ya. Poyraz değil mi? Bir şey var mı? Babaanne? Bilmiyorum.
Ay Haziran. Haziran nasıl? Ay bilmiyorum. Yetmedi şu torunma yaptıkları, yetmedi. Malına mülküne göz koydular. Huzurunu kaçırdılar. Ay, şimdi de canına kastediyorlar. Allah'ım sen bize yardım. Ya bir de yardımsever ada insanı falan ha. Ya kızımı bıçakladılar. Ne bıçağı ya Zeynep, nereden çıkartıyorsun bıçağı falan? Ya bıçak ya silah işte, de yürüyün. Poyraz. Ay öldün öldün yürüyün. Buraya gelene kadar. Uy ne oldu? Ne yaptı sana o manyak? Ay yaralanmışsın. İyi misin? Tamam tamam, sıkıntı yok. Küçük bir yara sadece. Daha kötüsü de olabilirdi de. Haziran'ın üstesinden geldik. Çünkü biz şahane bir takımız. Sen kabul etsen de etmesen de. Ya bu hastanede sorumluluk sahibi bir tane hemşire doktor yok mu? Niye hala ayaktasın? Bebeğim, iyi misin? Anne iyi. Ha canım. Vanes, sakin ol, yavrum. Sakin ol. Yavrum, seni ayakta gördüm ya, dünyaları bedel yavrum. Tamamdır, yorma kendini. Ay. Çok şükür, çok şükür. O pis Hakan mı saldırdı sana? Gidemedi ki adadan ya. Hayır bakın, ben en son onu bir sandala atıp böyle bir koya bırakacağım. Olacak olan o. Siz hepiniz aynı anda mı öğrendiniz? Güzelim benim. Sen bu ikisinin arasındaki kavgada, ortada, arada kaldın değil mi? Kıyamam ben. Hayır sana. Anne. Hakan bana saldırdı. Biraz da beni kurtardı. Sen bir de bunun yüzünden kendini mi öldürtecektin? Sana onca yaptıklarından sonra mı? Biz sakin ya olun. Hastane koridorunda yapılacak şey mi bu ya? Haziran'da Boyraz için neler yaptı? Sus! Gel şu ışıkları, şu ışıkları, karşımda benim. Benim bu şey.